7 ya da 8 yaşındaydım. Atlılar yanımıza geldiğinde kasaba meydanında kendi yaşımda çocuklarla oynuyordum. Bizim kasabamızın adamlarına benzemiyorlardı. Tenleri daha beyazdı ve silahları vardı. Arapça konuştuklarını sonradan öğrendim. Atlarından inip bizi kucakladılar. Ne olduğunu anlayamadım. Bir adam bizi atının üzerine fırlattı. Bağıramadım. Bizim gibi başka çocuklar da vardı. 3 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmeden orada kaldıktan sonra hadım edildik. Çektiğim acıyı ve işkenceyi uzun yıllar boyunca hiç unutamadım. Mevsimlerden kıştı. Bugünkü belgeselimizde harem ağalarının bazen acıklı, bazen güçten gözü kararmış, bazense şatafattan gözü dönmüş olan hayatlarını ele alacağız. İlk önce harem ağalarını tarihsel bir bakış açısıyla ele alalım. Harem ağaları sadece Osmanlılara mahsus değildir. Roma, Bizans, Çin, Mısır, İran ve Abbasis saray ve evlerinde de harem ağaları vardı. Bazı Hristiyan rahibeler manastırlarında ve kilise korolarında da zenci hadım köleler istihdam edilirdi. Çok eski dönemlere kadar uzanan bir tarihi var hadım etme pratiğinin. Söz gelimi M.Ö. 900 yıllarında yaşamış olan ünlü Babil kraliçesi Semiramis'in esir aldığı düşman askerlerini topluca hadım ettirmiş olduğunu yazan tarihçiler olduğu gibi, bu eylemi 4000 yıl kadar geriye taşıyanlar da yok değil. Herodot da kendi adını taşıyan ünlü anlatısında Asurluların İyonluları teslim olmadıkları takdirde çoluk çocuk erkek cinsinden yakaladıklarını hadım etmekle tehdit ettiklerini yazıyor. Ayrıca Çin'den Hindistan'a kadar hadım edilmiş kişilerin çeşitli mertebelerde kullandığı anlaşılmaktadır. Osmanlılarsa bu geleneği devralmıştır. Osmanlı'da harem ağalarının haremi Hümayun'daki görevleri koruma ve gözetmenliktir. Osmanlılara Mısır valilerinin gönderdiği en gözde hediyeler hadımlaştırılan harem ağalarıdır. Hareme girebilmenin şartı ya doğuştan kadın olmak ya da erkekliğini kaybetmiş olmaktı. Tabiatıyla harem ağaları erkekliği giderilmiş, hadım edilmiş insanlar arasından seçilirdi. Ama bu iş genel olarak İstanbul'da yapılmaz. Harem ağası adayları iyi diş edilmiş olarak İstanbul'a getirilirdi. Bu iş umumiyetle Mısırlı esir tüccarları tarafından yapılırdı. Saray harem ağası ihtiyacını bunların arasından seçer, eğittikten sonra görevlendirirdi. Bir bakıma padişahların namusu onlara emanetti. Bu yüzden de harem ağası seçiminde ahlaki yapı ve karakter çok önemli bir rol oynardı. Harem ağaları ikiye ayrılırdı. Ak ağalar ve kara ağalar. Ak ağalar ağırlıkla Güney Hindistan'daki Golkonda Krallığı, Assam, Butan, Arakan ve ilerisindeki Pegu gibi Güney Asya'dan getirilirlerdi. Ak ağalar arasında iyi süvariler vardı. Spor takımı kurup aralarında cirit veya çevgen oynayıp müsabaka yaparlardı. Sarayda devlet adamlarının yetiştiği Endor'un mektebinde disiplini haremdeki kızlar ağasıyla beraber ak ağalar da temin ederdi. Bunların başındaysa kapı ağası bulunurdu. Kara ağalarsa neredeyse tamamı Afrika'dan getirilirdi. Kara hadım ağaları Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli ve etkili görevler üstlenen hadım edilmiş siyahi kölelerden oluşan bir grup olan kızlar ağası ya da harem ağaları içinde yer alır. Bu hadım ağaları özellikle Osmanlı sarayında haremin güvenliği ve yönetimiyle ilgilenmiş, padişahın en yakın çevresinde görev yapmışlardır. Harem, devletin önemli bir yönetim merkezi olduğu için kara hadım ağaları yalnızca sarayın iç işleyişiyle değil, aynı zamanda padişah ve devlet erkanıyla ilişkiler kurarak önemli siyasi nüfuz sahibi olmuşlardır. Haremdeki yönetici pozisyonları, kara hadım ağalarına devlet içindeki önemli pozisyonlarla sıkı bağlar kurma imkanı tanıdı. Saray bürokrasisi ve devletin yönetim kademeleriyle sık sık ilişki kurduklarından dolayı zamanla saray dışı politikaları üzerinde de etkili oldular. Birçok kara hadım ağası Osmanlı padişahlarıyla harem kadınları arasında ara buluculuk yaparak karar mekanizmalarına etki etmiş ve bazen saray içi çekişmelerde taraf tutarak güç elde etmiştir. Özellikle 17. yüzyılın başlarından itibaren kara hadım ağaları
zamanla yükselen güçlerin nedeniyle devlet işlerine müdahale etmeye başlamış ve bu dönem eleştirilerin odak noktası olmuştur. Bazı ağalar hem padişah hem de sadrazamlarla güçlü ilişkiler kurarak devletin önemli kararlarını etkileme gücüne erişmişlerdir. Fransız bir gezginin 1600'lü yılların ortasında verdiği örneklere göre kara hadım ağların fiyatları sıradan hadım ağlara nazaran daha yüksekti. En azından anlaşılmaktadır ki kara hadımlar diğerlerinden 5-6 kat daha değerlidir. Osmanlı hareminde ilk zamanlarda ak ağların kara ağlardan daha etkili olduğu ancak zamanla bu iş tersine döndüğü anlaşılmaktadır. Harem konusunda önemli çalışmaları olan Çağatay Uluçay, buna neden olarak da ak insanların yaşadığı Avrupa'da yürütülen savaşların 17. yüzyıldan itibaren hüsranla sonuçlanması dolayısıyla Osmanlı'nın köle kaynaklarının kurumuş olmasını gösteriyor. Bir de ak çocukların hadımlaştırma operasyonu sırasında pek azının masadan kalkabildiğini ilave ediyor. Hadımlar belirli dönemlerde oldukça fazla sayıda ithal edilirdi ve çocuklarına bakamayacak kadar yoksul ailelerin her ne kadar cinsel olarak ampute edilmiş, sakat bırakılmış olsalar dahi çeşitli saray, çiftlik ve zenginlerin emrinde ileride ferah bir hayat yaşama umuduyla tüccarlara sattıkları çocuklarının sayısı da bu güruh içerisinde hatırı sayılır miktardaydı. Osmanlı'nın son dönemlerinde hadım edilerek görev yapmış bir hadım konuyla ilgili şunları anlatıyor. 7 ya da 8 yaşındaydım. Atlılar yanımıza geldiğinde kasaba meydanında kendi yaşımda çocuklarla oynuyordum. Bizim kasabamızın adamlarına benzemiyorlardı. Tenleri daha beyazdı ve silahları vardı. Arapça konuştuklarını sonradan öğrendim. Atlarından inip bizi kucakladılar. Ne olduğunu anlayamadım. Bir adam bizi atının üzerine fırlattı. Bağıramadım. Bizim gibi başka çocuklar da vardı. 3 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmeden orada kaldıktan sonra hadım edildik. Çektiğim acıyı ve işkenceyi uzun yıllar boyunca hiç unutamadım. Mevsimlerden kıştı. Üşüyordum. Yakup beni Çerkez Mehmet Paşa'ya hediye etti. Bir insan hediye edilebilir mi? Bunun olabileceğini o zaman anladım. Meşrutiyetle beraber azat edildim. Hadımlaştırma işlemi ise insan onuruna yakışmayacak şekilde yapılıyordu. Genellikle Arap köle tüccarları tarafından Afrika'dan henüz 7-8 yaşlarındayken kaçırılıp hadım edilen bu çocukların üzerinde gayet ilkel koşullarda yapıldığından hadımlaştırma işlemi sonunda çoğu çocuk hayatını kaybediyordu. Osmanlı İmparatorluğu hareme hadım hizmetçi alırken onları fiziksel bir sınavdan da geçirdiği anlaşılmaktadır. Kâbusnâme kitabında bazı tavsiyelerde bulunuyor ve harem sahiplerinin bunlara uymasının hayırlı olacağını vaaz ediyor. Geldik imdi hadım olarak istihdam etmek için alacağın kulun nişanlarına. Gayet kara ve ekşi yüzlü ve yüzü buruş buruş olsun. Gövdesi zayıf, derisi kuru, saçı yufkacık, dişleri seyrek, sesi incecik ve baldırı ince olsun. Dudağı kalın, burnu yassı, parmakları kısacık, boyu büğrü ve boynu ince olsun. Bu dediği gibi olunca sarayda hadım olmaya yarar. Harem ağalığı saray içinde yüksek bir rütbeydi ve harem ağaları çok itibarlı insanlardı. Öyle ki padişahın tüm ailesinden sorumluydular. İtibarları ve gelirleri de elbette buna göreydi. Harem ağalarının yaptıkları işler prestijiyle doğru orantılıdır. 16. yüzyıl sonlarında yevmiyesi 90 akçedir. Saray kaidelerine göre ödenmesi gereken yıllık adı altında bahşişi 18 bin akçedir. Kaynaklarda gelirinin tamamı bu kadarmış gibi görünüyorsa da sadece geliri bundan ibaret değildir. Babüssade ve Enderun'da görevli bulunan ağalara yeni görevlerine terfi ettiklerinde acemilik adıyla statülerine uygun bir miktar para ödenmesi kaidedir. Kapı ağalarına acemilik adıyla 1500 kuruş ve kıymetli bir kürk de hediye edilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere Hürrem Sultan'la başlayan süreçte hanedan kadınlarının Ak ağaların ve Enderun ağalarının kurduğu vakıfların takibinden de gelirleri bulunmaktadır. Yüksek gelire sahip ağaların bu paralarını çalıştırarak mal varlıklarını artırdıkları tespit edilmektedir. Örneğin kapı ağası Yakup ağanın gemileri, bahçeleri, odaları ve benzeri gelir kaynağı olan mülkleriyle çalıştırarak üzerlerinden para kazandığı köleleri bulunmaktadır. Yakup ağanın 1562 ile 1566 tarihleri arasında
hizmetinde olan kölelerine ilişkin defterler incelendiğinde, mahiyetinde farklı meslek gruplarından çok sayıda hizmetli olduğu görülmektedir. Kapı ağasının kölelerine ait olan defterde 5 gemici ve 5 terzi olması dikkat çeker. 4 saraç, 3 sarıkçı, 3 berber, 3 kürkçü, 3 marangoz, 2 müteferika, 2 mehter, 2 demirci, 2 ütücü, 2 sırmayı, 2 kuyumcu, 2 abacı yer alır. Kapı ağalarının köle temin etme yolları, hediye, satın alma ve savaşa padişahla birlikte giden kapı ağalarına savaş sonrasında esirlerden pay verilmesidir. Ancak kapı ağası Türk Hüseyin Ağa'nın Sultan II. Selim'in şehzadeliğinde Mısır'dan hediye olarak gönderilen kölelerden birini sonradan meşhur olacak Darüssade ağası Habeşi Mehmet Ağa'yı kendisi adına ayırması, saraya takdim edilen kölelerden istediklerini kendileri için seçme hakkına sahip olduklarını da düşündürmektedir. Kapı ağaları kölelerini mesleklerine uygun çalıştırmak dışında içlerinden zeki ve yakışıklı olan bir kısmını özellikle seçerek yetiştiriyordu. Özel bir terbiyeden geçen kölelerini ya padişaha hediye ediyor veya onayıyla Enderun'a çırağı ediyordu. Kapı ağaları çıraklarının Enderun'da iyi bir eğitim almalarını, hızlı terfi etmelerini ve iyi bir görevle çıkmalarını sağlayarak devlet içine yerleşmelerinin yolunu kolaylaştırıyordu. Böylece devlet içinde farklı statülerde kendilerine gönülden bağlı, çıkarlarını koruyacak ve kendisine bilgi akışı sağlayacak çok sayıda destekçileri oluyordu. Bu sistemi uygulamaya başlayan kapı ağaları olmakla birlikte zaman içinde statülerini korumak, güçlerini ve destekçilerini çoğaltmak isteyen sadrazam, valide sultan, Darüssade ağası, sultan efendiler ve silahdarların yetiştirdikleri köleleri Enderun'a yerleştirdikleri görülmektedir. Erken tarihli esami defterleri incelendiğinde çera edilen köle sayılarının ağların padişahın nazarındaki itibarına göre farklılık gösterdiği de tespit edilebilmektedir. Zenci ve hadım bir kölenin böylesine mühim ve itibarlı bir makama getirilmesi Osmanlılardaki demokratik sınıf anlayışının göstergesidir. Hadımlar asker sivil paşa konaklarında zengin takımının evlerinde istihdam ediliyor, en çok da sarayda harem dairesinin koruyucu gözcüleri olarak görev yapıyorlar. Kimi satın alınıyor, kimi de hediye edilmişlerden seçiliyor. Az bulunduğu için hediye listesinin başlarında yer alıyor. Padişahlar, şehzadeler, sultanlar, paşalar birbirlerine hadım edilmiş oğlan çocukları hediye ediyorlardı. Köle pazarlarında hadım edilmiş çocukların fiyatları bakire kızlarla yarışıyordu. Kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla Osmanlılarda harem hayatı, İstanbul'un fethi sonrasında Fatih Mehmet tarafından yaptırılan ve yeni saray olarak bilinen Topkapı Sarayı ile birlikte başlıyor. Haremin diğer adı Darüssade, Saadet Evi, burada çalışan hizmetlilere de Darüssade Ağları adı veriliyor. Harem, şark dünyasındaki evlerde kadınların yaşadığı ve yabancı erkeklerin giremediği kısımdır. Buranın disipliniyle meşgul olanlar harem ağlarıdır. Harem ağlarının başında Darüssade ağası bulunurdu. Protokolde sadrazam ve Şeyhülislam'dan hemen sonra gelirdi. Padişahın hareme dair emirlerini tebliğ eder, bütün merasimlerde padişahın yanında dururdu. Sürre alayı gönderilmesinde, padişahın gezintiye çıkmasında, düğünlerde, doğumlarda, başrolde hep onlar vardı. En aşağı ağa sabah namazından 2 saat evvel kalkar, kapı nöbeti için 3 nöbet kalfasını ve ortancayı kaldırır. Fener ve şamdanları yakarlar. Sonra Darüssade ağasını kaldırıp anahtarları alırlar. Bunlardan biri Fetih suresini okuyarak mabeyn kapısını açar. Akşam padişah hareme geçince bu sefer Mülk suresini okuyarak kapıyı kilitlerdi. Saraydaki harem ağaları padişah haremine bitişik bir dairede yaşarlardı. Padişah hareme çekilmişse kendisine haber ulaştırmak gerektiğinde haremle mabeyn arasında nöbet tutan harem ağasına söylenir, o da içerideki nöbetçi harem ağasına haber verirdi. Haremin dışarıyla irtibatını harem ağaları temin ederdi. Darüssade ağaları içinde şehzadelere lalalık yapacak kadar kültürlü olanları vardı. Şehzadeler, Darüssade ağalarının dairesinin ikinci katında çeşitli hocalardan ders görürdü. Burada şehzadelerin su içtiği musluklu küpü emniyet mülazasıyla Darüssade ağası doldurup ağzını mühürlerdi.
Bu salonda sultanlar ve bazı cariyeler de ders görürdü. Harem ağalarının alıp getirdiği hoca salona önceden girip oturur, önünde iki kat kafesli perdenin arkasına da hanımlar otururdu. Ders bittikten sonra önce hanımlar, sonra hoca ayrılırdı. Böylece hoca hanımları, hanımlar hocayı görmez, sadece sesini işitirlerdi. Saray teşkilatı içinde birçok farklı görevi yürüten Babüssade teşkilatına mensup ağaların sayısı dönemlere göre değişmektedir. Doğuştan hadım olan veya kaza sonrasında hadım kalan oğlanların tamamının toplanılarak saraya alınması dönem şartlarında çok kolay olmayacağı düşünüldüğünde, teknik olarak da sayılarının yüksek olma ihtimalini azaltmaktadır. Hazinede her dönem yaklaşık 15 ak ağanın görev yaptığı ve bir bölük başının olduğu bilinmektedir. Ak ağaları 30 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu sayı 16. yüzyıl için geçerli olsa dahi sayılarının yüzyıllar içinde 4030 ila 80 arasında değiştiği bilinmektedir. Babüssade arz ağalarıyla eski saray ağası, Edirne sarayı ağası, Galata sarayı ağası, Paşa sarayı ağası, bimarhane ağasının bu sayıya dahil olmadığı düşünülmektedir. İç oğlanlarına saray adabını öğretmekle mükellef ak ağalar teşkilatına mensup ağalardan 6'sının hazine hizmetinde görev aldığına inam defterlerinde sıklıkla rastlanmaktadır. 1673 tarihli bir defterde büyük ağalar dışında 25 ve 31 kişilik iki grupta toplam 56 ağa, 7 nefer ağalarıyla birlikte teşkilatta 73 kişinin bulunduğu tespit edilmektedir. Bu defterde yer almasa da ak ağalardan oluşan şifahane ağası, küçük oda kethüdası, büyük oda kethüdası gibi üst düzey ağalarının bulunduğu kurum mevcudu için 80 ve üzerini düşünmek daha akla yakın gelmektedir. Osmanlı sarayındaki harem ağalarının en büyük avantajı hem padişaha hem de valide sultan gibi haremdeki en güçlü kadınlara yakın olmalarıydı. Harem ağaları bu ayrıcalıklı konumlarını kullanarak zamanla siyasi gücü kendi ellerine geçirdiler. Bunun yanı sıra harem ağaları genellikle saray dışındaki önemli devlet adamlarıyla da ilişkiler geliştirerek güçlerini pekiştirdiler. Birçok sadrazam ve yüksek rütbeli devlet görevlisi harem ağalarının desteğini kazanmak için onlarla işbirliği yapmak zorunda kalmıştı. Harem ağalarının devlete olan bu sadakatleri özellikle kadınlar saltanatı denilen devirden sonra kişilere sadakate dönmüş kişisel hırs ikbal hevesiyle birçok entrikaya karışmışlardır. Bu süreçte kızlar ağası olarak bilinen en yüksek rütbeli harem ağaları saraydaki gücünü artırarak devletin önemli meselelerinde söz sahibi olmaya başladılar. Bu dönemde bazı harem ağaları padişahın bile güvenini kazanarak devletin yönetiminde etkili oldular. 1559 yılında Arnavutluk'taki bir Venedik şehri olan Budua'ya iki kızı ve oğluyla seyahat eden Francescina Zorzi Michel çocuklarıyla birlikte esir alınır. Francescina kendisini ve kızlarını fidye vererek kurtarmışsa da esir alınan oğullarını kurtaramaz. Müslüman olarak Cafer ve Gazanfer isimlerini alan Venedikli iki kardeş Sultan II. Selim'in Kütahya'daki Şehzade Sarayı'na verilir. Sultan II. Selim padişah olarak tahta çıkmak üzere Topkapı Sarayı'na gelirken artık birer genç erkek olan kardeşlere hadım olarak yanında gelmelerini teklif eder. Babüssade teşkilatına dahil olarak sarayda yükselebilmek için yetişkin yaşlarında kendi rızalarıyla bu teklifi kabul eden iki kardeşi Cerrahbaşı Abdülgani ameliyat eder. Sonrasında ciddi hastalıklar geçiren Cafer'in öldüğü bazı kaynaklarda yer alır. Halbuki Cafer ölmemiş, ak ağalar arasından yükselerek önce has odabaşı, ardından kapı ağası olmuştur. Ardından kardeşi Gazanfer ağa, has odabaşılıktan kapı ağalığına yükselerek 30 yıl boyunca görevde kalan en meşhur ağalardan biri olmuştur. Kapı ağalarının uzun süren itibarlı dönemlerinin son temsilcisi, ak hadımlar arasına alışılmamış surette dahil olan ve kapı ağaları arasında en dikkat çekici isim olarak karşımıza çıkan Gazanfer ağadır. Gazanfer ağa 30 yıl boyunca Sultan II. Selim, Sultan 3. Murat ve Sultan 3. Mehmet dönemlerinde tüm yetkileri elinde tutarak Enderun ve haremin amiri olarak bu görevde kalmayı başarmıştır. Padişahların seferler yerine sarayda kalmayı tercih ettiği bir dönemde görev yapan Zeki Gazanfer ağa, akıllıca davranarak onları etkilemenin yolunun haremden geçtiğini tespit etmiş, valide sultanlar, kadın efendiler,
sultan efendiler ve haremde görev yapan Darüssade'ye mensup üst düzey kadınlarla iyi ilişkiler kurmuştur. Gazanfer Ağa ilk dönem Nurbanu Sultan ve müttefiki Kethüda Canfeda Hatun'un ardından Safiye Sultan'ın desteğini almıştır. Sultan 3. Murad'ın musahiplerinden Şemsi Ahmet Paşa'nın padişaha rüşveti teşvik ederken padişahın yerine validesi ve kapı ağasının bu hizmeti yapabileceklerini ifade etmesi, kapı ağasının hanedanla yakınlığını da ortaya koymaktadır. Sultan 3. Murad'ın vefatının Şehzade Mehmet'e gizlice bildirilmesi ve merhum padişahın naaşının saklanmasıyla ilgili işlemleri valide Nurbanu Sultan'la kapı ağası Gazanfer Ağa yönetmiştir. Kapı ağası Gazanfer Ağa'nın müdahaleleriyle devlet adamlarının atamaları ve görevden alınmalarına ilişkin örnekler kroniklerde yer almaktadır. Gazanfer Ağa, sarayda ve devlet içinde kazandığı tüm güce rağmen kendisini hep daha güçlü hissetmek istemiştir. Hanedan kadınlarının uyguladığı, kızlarını güçlü devlet adamlarıyla evlendirerek devlet içinde kazandıkları güçten çok etkilenmiştir. Topkapı Sarayı'na gelip güçlü bir akağa olabilmek için hadım olmayı kabul eden Gazanfer Ağa'nın kızı veya oğlu olmadığı için sahip olduğu gücü korumak ve artırabilmek için Venedik'ten annesini ve kız kardeşini İstanbul'a getirmiştir. Gazanfer Ağa annesi Franceschina'yı 1582'de İstanbul'a getirterek devlet adamlarının katıldığı görkemli bir törenle karşılamıştır. Annesinin yardımıyla Venedik'le ilişkilerde aktif rol oynamayı hedefleyen Gazanfer Ağa, Franceschina'nın Müslüman olmayı kabul etmeyerek 1584'te Venedik'e dönmesi üzerine başarılı olamamıştır. Bu defa kız kardeşi Beatrice'ı getirtmiştir. Kız kardeşinin Müslüman olarak Fatma ismini almasıyla hedeflerine ulaşmak için ikinci bir hamle yapmış, kız kardeşini sipahi Ali Ağa ile evlendirmiş ve kısa sürede Yeniçeri ağalığına yükselmesini sağlamıştır. Harem ağalarının tarihindeki bir diğer önemli olay ise Kösem Sultan döneminde yaşanmıştır. Kösem Sultan, valide sultan olarak devlet meselelerine doğrudan müdahil olurken, harem ağalarını da bu süreçte aktif bir şekilde kullandı. Harem ağalarının bir diğer önemli rolü, padişah değişikliklerinde oynadıkları etkili rol olmuştur. 4. Murad'ın tahta çıkışı sırasında harem ağaları kritik bir rol oynadı. 1623 yılında Sultan 1. Mustafa tahttan indirildi ve yerine henüz çocuk olan 4. Murad geçti. Bu süreçte valide sultan olan Kösem Sultan, oğlunu tahta çıkarmak için sarayda çeşitli entrikalar düzenledi. Ve bu entrikalardan en büyük destekçisi Hacı Mustafa Ağa oldu. Hacı Mustafa Ağa, Kösem Sultan'la birlikte hareket ederek sarayda önemli görevlerde bulunan isimleri etkisiz hale getirdi ve 4. Murad'ın tahta çıkışını sağladı. Bu süreçte Hacı Mustafa Ağa, sarayın dışındaki askeri ve siyasi figürlerle de işbirliği yaparak Kösem Sultan'ın nüfuzunu artırdı ve haremdeki gücünü pekiştirdi. Kösem Sultan'ın en büyük rakibi ise 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan'dı. İki valide sultan arasındaki bu rekabet saraydaki güç mücadelesini şiddetlendirdi ve harem ağalarının da içinde bulunduğu büyük bir entrikalar ağına dönüştü. Kösem Sultan, harem ağaları aracılığıyla Turhan Sultan'a karşı çeşitli hamleler yapmış, ancak Turhan Sultan'ın desteğini alan harem ağası Süleyman Ağa, bu mücadelede Kösem Sultan'ın yenilmesine ve öldürülmesine zemin hazırlamıştır. 1651 yılında Kösem Sultan, Süleyman Ağa'nın planladığı bir suikast sonucu öldürüldü. Bu olay, haremdeki entrikaların ve güç mücadelesinin nedenli tehlikeli olabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu harem ağalarının en bilinenlerinden biri 18. yüzyılda görev yapan Beşir Ağa'dır. Beşir Ağa hem Osmanlı Devleti'nin iç siyasetine hem de haremdeki güç mücadelesine damgasını vurmuş bir figürdür. Özellikle 3. Ahmet döneminde büyük bir nüfuz kazanan Beşir Ağa, devrin önemli politik kararlarına etkide bulunmuş ve rakiplerine karşı bir dizi entrika çevirmiştir. Padişahlar üzerinde etkili olan Beşir Ağa, devlet yönetiminde etkili olmuş, yüksek düzey görevlilerinin atanmasında etkisini göstermiştir. Tarihler 1855 senesini gösterdiğinde Osmanlı tahtında Sultan Abdülmecit oturmaktadır ve genç hükümdar gönlünü Serfiraz adındaki çok güzel bir cariyeye kaptırmıştır. Abdülmecit o günlerde sarayın gittikçe artan masraflarını kısmanın peşindedir ve bazı tasarruf tedbirleri almıştır.
saray kadınlarına birkaç atın çektiği arabalarla artık dolaşmamaları emredilmiş, en az 10 kürekçiye ihtiyaç gösteren büyük kayıklara binmeleri engellenmiş ve saraya mal getiren tüccarlardan alışveriş etmeleri de yasaklanmıştır. Padişah, paşalarıyla bir sabah bu tasarruf tedbirlerinin neticelerini görüştüğü sırada söz dönüp dolaşıp saray dedikodularına gelmiş, Sultan Abdülmecit haremdeki hanımların özellikle de Serfiraz'ın aşırı masraflarından bıktığını söylemiş ve ağzından "edepsiz karı, çok para harcıyor" diye bir söz çıkmıştır. Devlet işlerini tamamlayan hükümdar akşam saatlerinde yanında harem ağası Tahsin'le beraber hareme geçmiştir. Serfiraz'ın yanına gidecek, o gece aşık olduğu cariyesiyle beraber kalacaktır. Cariyenin dairesine haremin salonlarından birinden ard arda iki kapıdan girilebilmektedir. Salondaki ilk kapı antreyi andıran bir başka mekana açılmakta, Serfiraz'ın dairesinin kapısı bu girişin ilerisinde bulunmaktadır. Sultan Abdülmecit, Tahsin Ağa'yı ilk kapının gerisinde bırakıp içeriye süzülür, ikinci kapının altın tokmağını açmak için çevirir, açamayınca kurcalar, kilitli olduğunu anlayınca da "açsana" diye fısıldar. Ancak Serfiraz kapıyı açmayacağını söyler. Genç hükümdar ısrar eder ama huysuz cariye inat etmiştir bir kere. Sultan Abdülmecit sinirlendiğini belli etmemeye çalışır. Ayaklarının ucuna basarak kapının önünden ayrılır, kendi yatak odasına döner. Ama asıl rezalet ertesi sabah çıkar. Bütün İstanbul cariyenin padişahı nasıl reddettiğini konuşmaktadır. Zira hükümdarı Serfiraz'ın odasının önündeki girişin kapısına kadar getiren harem ağası artık oradan ayrılması gerektiği halde ayrılmamış, usulca araladığı kapıdan Abdülmecid'in yalvarmalarını dinlemiş ve Serfiraz'ın bütün hırçın sözlerini duymuştur. Padişahın tek başına odasına dönmesinden hemen önce sıvışmış, kendi dairesine gitmiş, işittiklerini önüne geleni anlatmış ve olup bitenler hemen o gece bütün İstanbul'un diline pelezenk olmuştur. Dedikodulardan ancak ertesi sabah haberdar olan Sultan Abdülmecid, Tahsin Ağa'yı harem ağalığından azleder ve bir gemiye koyup Kıbrıs'a sürgüne gönderir. Harem ağaları saltanatın kaldırılmasından sonra ortada kaldılar. Sarayda bulundukları sırada asıl görevleri kadınlara göz kulak olup haremle dış dünya arasında bağlantı sağlamaktı. Ve teşrifatçılık da onların işiydi. Gerçek hayatta tanışmamışlardı. Para ve geçim kavramlarından habersizdiler ve sokakta kalınca yaşayabilmek için her çareye başvurdular. Ağların çok uzun ve bir o kadar zor olan asıl mecraları saray kapılarının yüzlerine kapanmasından sonra başlayacaktı. Bir kısmı bir araya gelerek şehirden uzakta bir köşkte inzivaya çekildi. Kimi mandıra işletmeye çalıştı, kimi ise arkadaşlarını toparlayarak bir dernek çatısı altında birleştirmeye çalıştı. Merkezi İstanbul'da olan ve Medine ile Kahire'de birer şubesi olan Harem Ağları Teavün Cemiyeti işte bu maksatla kuruldu. Bu dernek vasıtasıyla muhtaç durumdaki arkadaşlarına ulaşırlarken bir yandan da toplu halde olmaya, ayrılmamaya çalıştılar. Maddi imkanı olmayan ağalardan 13'ü Kısıklı'da bir köşke yerleştirildi ve ölene kadar burada yaşadılar. En gençleri 80'lerindeydi. Herkes kendi günlük işini kendisi yapıyordu ve içlerinde Lala Sadreddin Ağa gibi yaşı 110'un üzerinde olanları da vardı. Bir gün Fali Rıfkı harem ağaları ile ilgili başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır. Bu garibanlar perişan olmuşlardı. Halbuki sarayda büyümüş, efendi, bilgili insanlardı. Bir gece Atatürk'e anlattım. "Yok be," dedi. Üzüldü ve şu talimatı verdi. Sirkeci'de sultanlardan kalma bir han vardır. O hanın gelirini bunlara verin ve Kadıköy'de de yine sultanlardan kalma bir köşk var. Hepsi orada ömür boyu yaşasınlar. Zaten evlatları yok. Ölünce yerler yine hazineye kalacaktır. Bu emir yerine getirilmişti ve ben gördüğüm zaman epey rahat bir yaşantıları vardı. Geriye kalan bazı harem ağaları ise diğer arkadaşlarından ayrılarak vaktiyle sahip olmayı başardıkları servetlerine güvenerek kendilerine ayrı bir hayat kurdular. İkinci Abdülhamit'in meşhur harem ağası Nadir bunlardan biriydi. Göztepe'de büyük bir köşk alarak yerleşti. Yine orada bir bakkal dükkanı açtı. 1950'li senelerin başında harem ağaları Teavün Cemiyeti'nin hayatta 6 üyesi kalmıştı.
ağlardan Mısır'a yerleşmiş olanlarına Mısırlı prens ve prensesler sahip çıktı. Saraylarda birer odaya yerleştirildiler ve ölünceye kadar bakıldılar. Son harem ağası Hayrettin Efendi, 1976'da burada hayatını kaybetti. Harem ağalarının tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamının arkasındaki görünmez bir elin hikayesidir. Onlar, sarayın en korunaklı yerlerinde, sessizce ama etkili bir şekilde imparatorluğun geleceğini şekillendiren gizli aktörler oldular. Sarayın göz ardı edilen köleleri olarak başlayan bu yolculuk, onların tarih sahnesinde unutulmaz bir iz bırakmasını sağladı. Zamanla sadece haremin bekçileri değil, devletin en önemli karar mercilerinden biri haline geldiler. Padişahların en yakınındaki bu hadımlar sadece haremi korumakla kalmadı. Aynı zamanda devlet politikalarına yön veren, entrikalarla güç kazanan figürler haline geldiler. Harem ağalarının gücü Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına kadar devam etti ve saltanatın sona ermesiyle birlikte tarihe karıştılar. Ancak onların hikayesi, imparatorluğun arka planında dönen güç mücadelelerinin nedenli karmaşık ve derin olduğunu gösteriyor. Harem ağalarının tarihi sadece bir dönemin değil, bir devrin nasıl yönetildiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilir, videolarımıza yorumlarınızı yazabilir ve yayınlarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.